Cündeb İbni Abdillah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlardan müteşekkil bir askeri birliği, müşriklerden bir kavme göndermişti. Müslüman askerler, müşriklerle karşılaştılar. Müşriklerden bir adam, Müslüman askerlerden istediğine saldırıp öldürüyordu. Müslümanlardan biri de onun boş olduğu anı gözlüyordu. Biz bu Müslümanın Üsame bin Zeyd olduğunu konuşup duruyorduk. Üsame kılıcını çekip de adamı öldüreceği sırada o, La ilahe illallah dedi. Fakat Üsame onu yine de öldürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müjdeci geldi. Peygamberimiz ona ordunun durumunu sordu. O da olup biteni kendisine haber verdi. Hatta o adamın durumunu ve Üsame'nin ona ne yaptığını da anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi çağırdı ve ona "Adamı niçin öldürdün?" diye sordu. Üsame, "Ya Resulallah, o adam Müslümanların canını yaktı. Falanı ve falanı öldürdü." diyerek birkaç şehidin adını saydı. Sözüne devamla şunları söyledi. Bense onun üzerine yürüdüm, kılıcı görünce La ilahe illallah dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, böyle diyen adamı öldürdün mü? Diye sordu. Ben, evet dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, La ilahe illallah, kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın? Dedi. Üsame bin Zeyd, Ya Resulallah, Cenab-ı Hak'tan beni bağışlamasını dile, dedi. Resul-i Ekrem durmadan, La ilahe illallah kelimesi, kıyamet günü huzuruna geldiğinde ne yapacaksın, söyle. La ilahe illallah sözü kıyamet günü huzuruna geldiğinde ne yapacaksın, diyor, başka bir söz söylemiyordu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Savaş anında kelime-i şehadet getiren kimsenin Müslümanlığına hükmedilir ve onunla savaşmaktan vazgeçilir. 2. Bir kimse hakkında hüküm onun davranışına göre verilir. Kalbinden geçirdikleri ve niyeti araştırılmaz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şeriften nice ibretler alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.